Hüseyin Alp ismini çoğu kişi bilmez ama siması yer aldığı birkaç filmle hafızalarımıza kazındı. Büyücü Goşa'nın, Ursula'nın sadık kötü deviydi. Gerçekte ise basketbolcuydu. O güne gelene kadar korku filmlerini anımsatan çileler çekti. Boyu daha fazla uzamasın diye 32 gün boyunca elektrik verdiler. 2 metre 15 santimlik boyu ilk yıllar ona eziyet, sonra ise veli nimet oldu. Ancak Yeşilçam bir oyuncu olarak onun cüssesinden yararlanmak yerine Hüseyin Alp'i hep bir şaklaban, dayaktan sersemleyen dev adam olarak kullanmak istedi. Bazı film şirketlerinden teklifler geliyor. Hikayesi 12 Mayıs 1935'te Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Hamal köyünde başladı. Çorak toprakları ve fakir insanları olan bir yerdi. İlkokulu köy evinde okudu. Minderler sıra, karton parçaları, sigara paketleri defteriydi. 18'ine gelmeden boyu 2 metreyi geçti. Bu orantısız büyüme onu halsiz ve bitkin düşürüyordu. Çiftçilik yapmalarına rağmen tarlada çalışacak takati bile yoktu. Boyumun uzun oluşu ziraatçılığımı engelliyordu. Sonunda Sivas'a gidip doktora göründü. Onlar da Hüseyin Alp'i İstanbul'a yönlendirdiler. 1955'te dönemin Vakıf Gureba Hastanesi'nde tedaviye alındı. O saatten sonra korku filmi gibi 3 ay geçirdi. Büyümesinin durması için 3 ay kaldığı hastanede Hüseyin Alp'e 32 gün elektrik verdiler. İşkence gibi günler geçirdi. Boyumun uzamaması için 32 gün elektrik tedavisine tabi tuttular. Tekrar köyüne dönen Hüseyin Alp elektrik işkencesini boşuna çekmişti. Rahatsızlığı devam etti. Tekrar tedavi için Ankara'ya gitti ancak cebinde parası yoktu. Gençlik Parkı'nda bilet kontrolü işi buldu. Hatta bir ara fedailik yaptığı bile söylendi. İlk defa basketbol oynayanları orada gören Hüseyin Alp köyüne dönüp evlendi. Bir gün ilk çocuğunu Sivas merkezde hastaneye götürürken 4 Eylül Kulübü Başkanı Nusret Akça onu görüp hayatını değiştirecek teklifi yaptı. Basketbolcu olmasını istedi, hatta kulübe götürüp fotoğraf çektirdi. Hemşerim dedi, seni dedi basketbolcu yapacağım ben dedi. Hüseyin Alp köydeyken 2 metre 15 santim boyuyla basketbolcu olacağı haberi gazetelere çıkar, sonra da ben yapamam, anlamam demesine rağmen onu alıp İstanbul'a götürürler, İTÜ Basketbol Kulübü'nde oynatmak için antrenman yaptırırlar. Hüseyin Alp'e nasıl oynandığını bile bilmediği basketbolu öğretirler. İlk defa salonu ve topu orada gördüm. 1962-63 sezonunda ilk resmi maçına çıktı. Kalabalık karşısında kendisini rahat hissedemedi, iyi oynayamadı. Yine de o maçta 6 sayı yaptı. Heyecanlandım, çok heyecanlandım. Hüseyin Alp sonraki maçlarda daha iyi oynadı. Hatta milli takıma seçildi. Sempatik tavırları, 2 metre 15 santim boyu, 53 numara dev ayakkabılarıyla ünü Türkiye dışına yayıldı. Maç sırasında yabancı ülke taraftarları bile "Seni seviyoruz Hüso" pankartları açtı. Çok geçmeden Yeşilçam'da fark etti Hüseyin Alp'i. İlk olarak 1965 tarihli Kadın Okşanmak İster filminde oynadı. Bir kavga sahnesinde yanlışlıkla başrol oyuncusu Orhan Günşire'yi yaralayıp hastanelik etti. İstanbul Teknik Üniversitesi ve İzmir Altınordu takımı arasında sürekli transfer edilen Hüseyin Alp, 12 yıl boyunca profesyonel olarak basketbol oynadı. En büyük talihsizliği 26-27 yaşlarında geç keşfedilmesiydi. Daha genç yaşlarda basketbola başlasaydı, kariyer çizgisi daha farklı olabilirdi. Daha erken başlasaydım, dünya ve Avrupa çapında bir basketbolcu olabilirdim. O dönem basketbolcuların büyük paralar kazandığı zamanlar değildi. Hüseyin Alp bu yüzden bir yandan da bakkal dükkanı işletiyordu. Önceleri Ok Meydanı'nda bir gecekonduda yaşıyordu. Biraz para kazanınca Akatlar'da bir apartman dairesine taşındı. Hatta 1974'te şanına yakışır bir jübileyle baskete veda ettikten sonra buradan gelen parayla Beyoğlu'nda spor malzemeleri satan bir mağaza açtı. Tek isteği 5 çocuğuna iyi bir gelecek hazırlamaktı. Dev fiziğinden sinemacılarda yararlanmak istedi. İlk filminden 5 yıl sonra 1970'te Tarkan Gümüş Eğer yapımında Büyücü Goşa'nın sadık kötü devini canlandırdı. Bir yıl sonraki devam filminde de yine benzer bir karakteri oynadı. Üzerine giydirilen ayı postunu andıran giysi, makyajla kapatılan bir gözüyle fenomenleşti.
Kara Murat, Şeyh Gaffar'a karşı filminin ardından 1977'de Babanın Evlatları yapımıyla son defa kamera karşısına geçti Hüseyin Alp. Bu kez mafyanın sert ama sürekli alay konusu olan fedaisi rolündeydi. Ancak canlandırdığı karakterlerden memnun değildi. Yeşilçam'ın yönetmen ve yapımcıları onu da sürekli komik duruma düşen şatlaban rollerinde oynatmak istiyordu. Dahası devamlı kötüleri de oynamak istemiyordu. Yine de Hüseyin Alp o rollerle Yeşilçam'ın en sempatik kötülerinden biri olmayı başardı. Korkunç rollerde olmamak şartıyla film çevirebilirim. Bir de Yeşilçam patronlarının sürekli haklarını yemesinden şikayetçiydi Hüseyin Alp. Bir röportajında bu durumu, "Geliyorlar, anlaşıyorsun ancak iş bitiminde hakkını vermiyorlar. Son film için gündeliği 1000 liradan 15 gün için anlaşma yaptık. 15 günlük işi bir günde bitirip 1000 lira verdiler. Yorulduğuma değmedi" sözleriyle anlatmıştı. 5 çocuk babası olan Hüseyin Alp'in en büyük destekçisi ise kendi anlatımına göre köyde evlendiği 1 metre 60 santim boyundaki eşiydi. "Eşimin bana büyük bir katkısı olmuştu." Jübilesini yapan ve sinema filmlerinde artık rol almayan Hüseyin Alp, medyanın da bir dönem radarından çıktı. Çeşitli işlerde çalışmaya devam etti. Zor bir hayat geçiren, tam rahata erdim diyen Hüseyin Alp, bu kez de amansız bir hastalığın pençesine düştü. 1982'nin son aylarında kendisine kanser teşhisi konuldu. Çok mücadele etti ancak o iri, dev cüssesi bu sinsi hastalığa fazla direnemedi. 8 Ocak 1983'te 48 yaşında hayata veda etti. Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi. Sonra unutulmasın, ismi yaşatılsın diye adına Kağıthane'de sadece kadınların oynadığı Kağıthane Hüseyin Alp Spor Kulübü kuruldu. Hüseyin Alp 2 metre 15 santim boyu, 53 numara dev ayakkabıları ve iri cüssesiyle ne doğru dürüst giyecek elbise ne de ayakkabı bulabiliyordu. Hepsini özel yaptırmak zorundaydı. Ancak uzun boyu her zaman ona eziyet olmadı. Bunun sayesinde milli basketbolcu oldu, efsaneleşen filmlerde oynadı. Sivas'ın fakir bir köyünden şöhretler sahnesine çıktı. "Türk basketboluna çok şey borçluyum." Hüseyin Alp 12 yıllık basketbol serüveni, fenomenleşen Yeşilçam rolleri ve 32 gün elektrik verilen film gibi hayatıyla geçmişin en ilginç simalarından biri olarak anılarımızda yer almaya devam ediyor. "İyi ki basketbolu icat etmişler."